yavrusu ve sürünün geri kalanı kaçabilsin diye. Kahramanlık bu değilse nedir? Ama bu cesaret gösterisi Thompson Ceylanı'nın programlamasına kodlanmıştır. Bu onu daha az cesur mu kılar? Akrabasını kurtarmak için yem olma riskini göze alıyor. İşin anahtarı da bu. Akraba seçilimi, yaşamın alemlerinde, hatta bizde bile olan o kendini feda etme dürtüsüdür. Şüpheniz mi var? O zaman benimle şu düşünce deneyini yapın. Çocuklarınızın aç, evsiz veya ağır hasta olduğunu bile bile gece güzel bir uyku çekmeye çalıştığınızı hayal edin. Bunu düşünmek neredeyse hepimiz için imkansızdır ama kolayca önlenebilecek açlık, ihmal veya hastalıklardan her gün 16 bin çocuk ölüyor. Biz deliksiz uyuyup bu programı izlerken çocuklar ölmeye devam ediyor. Çok uzaktalar. Bizimle doğrudan akraba değiller. Akraba seçiliminin gerçekliğine inanmadığınızı bir de şimdi söyleyin. Bizim DNA'mızı taşıyanları korumak için ölürüz. Taşımayanların acısına sırt çeviririz. Akraba seçilimi bir kardeşimizi kurtarmak için ölmemizi teşvik edebilir. Ama bu aynı zamanda demagogların ve üstünlük yanlılarının onlara karşı biz diyenlerin istismar ettiği bir dürtüdür. Bir düşünce deneyi daha. Yeni keşfedilmiş bir gezegene ilk kez yaklaştığınızı hayal edin. Bu dünyanın hayret verici çeşitlilikte yaşam formlarını desteklediğini ortaya çıkarmak için çeşitli teknikler kullanmışsınızdır. Temas kurmak istersiniz ama bir akrebin, kobranın veya büyük beyaz köpek balığının onlardaki versiyonuyla değil. Empati ve zeka ile nazikçe karşılık verme ihtimali en yüksek olan yaşam formu.